26 Aralık'ta Pamukkale Üniversitesi bünyesinde yer alan Teknokent'in açılışı yapılacak. Açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün yapacak. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, bu sürpriz açıklamayı ilk kez Pamukkale TV yayın yönetmeni Adem Erdağ'ın hazırlayıp sunduğu Siyaseten programında açıkladı. Rektör Bağcı programda Pamukkale Üniversitesi için projelerini ve yatırımlarını anlattı. Bağcı ayrıca en büyük hedefinin Teknokent bünyesinde 64 firmanın bulunduğunu, bunu yüze tamamlamak istediğini ifade etti. Tek bir konu var. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde öğrenci sayımız 60 bine yükselecek. Dolayısıyla bu 1440 dönümlük Kınıklı kampüsü içinde eğitim, öğretim alma, araştırma yapma, hizmet verme bakımından değerlendirdiğinde oldukça kısıtlı bir alan, mekan konumunda olduğu için artık biz 60 bin öğrenciyi 20 bin, 20 bin, 20 bin şeklinde 3 ayrı kampüse nasıl taşıyabiliriz? Bence tek soru ya da bu soru çerçevesinde tek proje bu olmalıdır diye düşünüyorum ve bu noktada da kolları sıvadık, hazırlıklara başladık. O zaman ayrıca malum 30 Mart itibariyle Büyükşehir Belediyesi de başkanını seçerek yepyeni bir kavramla, yepyeni bir bakışla geleceğe taşınacak bu şehir. Dolayısıyla bu şehrin interlandı içinde bir doğuda, bir batıda mevcut Kınıklı kampüsü ortada kalacak şekliyle iki kampüse ihtiyaç vardır. Evet, büyük şehirle birlikte üniversitede ona kabuğunu değiştirecek, kabuğunu kıracak ve Denizli büyümeye devam ediyor. Tek projenin bu olacağını düşünüyorum. Evet. Ana girişten, kampüs girişinden geçtikten sonra hemen sağ tarafta 4 blok halinde inşaatı tamamlanmak üzere bir psikiyatri ve geriatri hastanesi, yaşlılar için bir hastane açıyoruz. Onu Haziran ayına kadar bitirip tamamlayacağız. Teknoloji Fakültesi çok prestijli bir bina olarak 6 ay sonra karşımıza çıkacak. Kampüsün spor salonu tarafından girişte. Orada tam merkezi bir yerde kurulmuş. Pamukkale'ye doğru bakıyor. Bunlar hepsi önümüzdeki dönem içinde bitecek. Demin söylemiştim konuşmamızın birinci bölümünde. 26 Aralık'ta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın huzurlarıyla bu kısımları da açacağız inşallah. Şimdiden denizlileri davet ediyorum. Bu